Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 6630'un tanıtımını yapacağız arkadaşlar. 6630, 66 çift sıfırdan sonra çıkan telefondur. Ve sonrasında zaten 66 çift sıfır iyi bir çıkış yapmıştı, iyi bir patlama yapmıştı işin açıkçası. Ve ondan sonra 6630 geldi. Yine 66 çift sıfır kadar satış yapmasa da yine ondan ekstra özelliklere sahip arkadaşlar. Şimdi bunu web sitemizde bir genel olarak izlemek istiyorum arkadaşlar. Evet, 2 oy almış, 5 puan almış arkadaşlar 2 oydan. 2004 yılında çıkmış, yaklaşık 170 euroymuş o zaman. Tahmini fiyat söyleyebilirim, o dönem 600 lira falandı yanlış değilsem. 630 bin lira mıydı? Ya da 630 milyon muydu, onu tam hatırlamıyorum çünkü o dönem zaten sıfırlar atılmamıştı. Şu an sıfırlar atılsa da pek ekonomi zaten iç açıcı değil. Şu an binlik banknotların basılması gerekiyor diyebilirim. Şu an 200 lira 20 TL gibi arkadaşlar. Enflasyon, ekonomi her dönem kötüye gidiyor. Hiç iyiye gitmedi zaten. Bilmiyorum, bakacağız inşallah iyileşir. Evet arkadaşlar, ekran tipi TFT ekran, boyut 2.1 inç, çözünürlük 176x280 piksel, 130 piksel yoğunluğu var arkadaşlar. Symbian 8.0, S60 serisi arkadaş Symbian'ın. 66 çift 0 7.0'dı yanlış değilsem. İşlemcisi 220 MHz. 64 MB hafıza kartı belleğiymiş arkadaşlar. 1 GB'a kadar da kullanılabiliyor diye biliyordum. Belki de en yüksek 64 MB da olabilir. Arkadaşlar grip olmuşum herhalde. O yüzden böyle. Arkadaşlar kendi hafızası da 10 MB'mış, bayağı düşükmüş ama o dönemde 10 MB iyi diyebiliriz. Çünkü o zamanlar MP3 de daha sonradan çıkmıştı. Yine arka kamerası 1.3 megapiksel görüntülü arama var. Ön kamera yokmuş arkadaşlar. Video çekimi sağlayabiliyor. Titreşim indirebilir. Polifonik tekli MP3 zil seslerini destekliyor arkadaşlar. Yine bunda Wi-Fi yokmuş. Bluetooth 1.2'ymiş versiyonu. Mesajlaşma olarak SMS, MMS ve e-postayı destekliyormuş. Tarayıcı olarak WAP 2.0 XHTML ve HTML'i destekliyor. Zaten o dönem HTML 5 yoktu arkadaşlar. Yine Java'yı destekliyormuş. Yani Java oyunları oynatılabiliyor. Diğer MP3 çalar var. Tahminli metin girişi. Yine burada telefondan bilgisayara bağlanma özelliği varmış arkadaşlar. Batarya 900 mAh bataryası varmış, 264 saate kadar bekleme süresi, 3 saate kadar konuşma süresi ve renk olarak herhalde sadece gri varmış ama sonrasında kapaklar değiştirilebiliyor. Yine bu da zaten vücuda verdiği radyasyon oranını belirliyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar özelliğe baktıktan sonra telefonu şöyle bir açalım, göz atalım arkadaşlar. Yine bunun açma kapama tuşu şu sağ taraftaki buton arkadaşlar. Telefonu açtık. Evet, eski olduğu için böyle normalde böyle bir ekran çıkmıyor. Bu telefonda herhalde ufak bir arıza var diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet, telefonu açmaya çalışıyoruz. Evet, Nokia'nın genel olarak girişi. Nokia Connected People diyor ya. Evet, şuradan bir iptal diyelim. Tamam diyelim. 2006 diyor şöyle. Evet arkadaşlar, bunun herhalde o zaman çıkış tarihi 2006 olabilir. Evet, sıfır tuşu biraz zor basıyor herhalde. Evet arkadaşlar, bu 2006 tarihinde çıkmış. Normalde 2000 bir saniye, kaç tarihiydi? Normalde 2004, demek ki tutulunca 2006'da yeni versiyonları çıkmış arkadaşlar. 10 tane mesaj var, bunu geçelim.
Evet arkadaşlar, şimdi bir genel şöyle bir menü özelliklerine bakalım. Ekstra neyi varmış, neyi yokmuş. Mesajlar bölümü var arkadaşlar. Bunu geçelim. Yine rehber bölümü var. Telefon rehberi. Bununla geçelim arkadaşlar. Yine işlem kaydı var. Bazı cihazlarda olmayabiliyordu eski cihazlarda. Ama o dönemde tabi cihazlar bayağı bir gelişti. Şöyle bir galeri bölümüne göz atalım istiyorum. Görüntüler, grafik. Zaten hafıza kartı yok. Olmadığı için burada muhtemelen yoktur zaten. Yine şöyle bir kamerasına bakalım. Tamam, telefon hafızası kullanılsın. Evet arkadaşlar, bakıyoruz. Yine fena bir görüntü değil arkadaşlar. 1,3 megapiksel zaten. Bir saniye. Aynen. Bunda hatta zoom özelliği de varmış arkadaşlar. Çünkü bazı cihazlarda zoom özelliği yoktu. Bunda zoom özelliği de var arkadaşlar. Ondan sonra şu medya bölümüne şöyle bir bakalım. Medya bölümünde ses kaydedici var. Kaydedici var. Şu Real Player zaten Nokia'nın kullandığı video oynatıcı arkadaşlar. Buradan da video düzeni diyor herhalde, burada makasta olduğuna göre kırpma, video üzerinde oynama gibi özellikler olabilir. Yine burada film dediği herhalde video çekimi. Bunu pek işin aslı kullanmadığım için çözemedim arkadaşlar. Bu neymiş? Görüntü yönetici. Buradan da arkadaşlar herhalde resimlerin bölümünü yönetmemize yarıyor. Yine ajanda bölümü var. Burada da mesela tarihte işte ne yapmamız gerektiğini belirleyip burada bize uyarı verebiliyor arkadaşlar. Durmadan ekran gidip geliyor herhalde. Bu da telefonu kendi arızası. Yine arkadaşlar web browser'ı var. Bunu zaten o dönemde işin açıkçası ben hiç kullanmadım. Çünkü arkadaşlar zaten o dönemde faturalar kazıktı zaten. Her zamanki gibi fırsatçılar vardı. Sonradan kontör çıktı. Kontörde zaten su gibi gidiyordu. Sonra TL geldi. Yani anlayacağınız arkadaşlar, ekonomiyi bir türlü aşamadık. Bir türlü anlayamadım. Neden bu kadar teknolojiden geri kalıyoruz? Onu da anlamış değilim. Ne bileyim ya, çok sinir oluyorum bu işlere. Aselsan'da da bizim mühendislerimiz vardı, güzel beyin adamlar. Onlar da bir hiç uğruna gitti zaten. Evet arkadaşlar, bu Nokia'nın kendi sesi. Arkadaşlar bu telefonda herhalde genel olarak bir arıza var diye tahmin edebiliyorum. Çünkü bunlar eski olduğu için durmadan ekranı gidip geliyor zaten. Biz de elimizden geldiğince bakacağız arkadaşlar. Müziği sesi neden çalmıyor ya? Evet. Arkadaşlar bunda genel bir arıza var herhalde. O zaman fazla uzatmadan, yine burada dosya yöneticisi var arkadaşlar. Burada işte resimdir vesaire veya klasör bölümlerini buradan değiştirip buradan yönetebiliyoruz arkadaşlar. Yine hafıza bölümü var. Takılı hafıza kartı yok diyor. Acaba kendi hafızasını gösterecek mi? Yine burada yapılacaklar var. Yine burada para birimlerini dönüştüreceğimiz menü var. Yine notlar kısmı var. Hesaplama. Mobil cüzdan var arkadaşlar. Ben de Bitcoin olmadığı için bunu hiç kullanamadım zaten. Ondan sonra ne varmış? Araçlar menüsü var arkadaşlar. Burada ses komutu var mesela, işte ismi söyleyip buradan rehberde kişiye ulaşılabiliyordu. Yine sekreter var. Hızlı arama bölümü var arkadaşlar. Yine burada değiştirilebilir temalar var. Ben bu tema olayını çok seviyorum. Symbian'da gerçekten çok güzel bir olayı vardı mesela. Jar dosyasını mesela hafıza kartına atıp oradan uygulama veya tema yükleyebiliyordu arkadaşlar. Yine ayarlar menüsünü
Geçelim arkadaşlar. Burada yönetici var, etkin anahtar, yine burada aktarma bölümü var, cihaz yönlendirme. Burada da cihaz hakkında bilgiler var arkadaşlar. Yine Java'yı desteklediğini burada gösteriyor. Yine bağlantı bölümünde ne var? Yine Bluetooth var, bağlantı yönlendiricisi var. Bir de bu da bilgisayara bağlanan senkronizasyon arkadaşlar. Yine Vodafone'un kendi menü sistemi var. Evet arkadaşlar, genel olarak içeriği bu. Yine dış dizayn olarak şurada herhalde bu muhtemelen, ne bir bakalım hele neymiş bu. Kayıtta ses etiketi yok. Bu da demek ki buraya basıp rehberdeki ismi söyleyip bağlanabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada USB port bölümü var. Buradan bilgisayara bağlanıyor. Şu da arka kısmı arkadaşlar. Bu ne yazıyor? 1,3 megapiksel. Şu da kamera bölümü. Burayı çözemedim. Zaten bunun hafıza kartı, hafıza kartının girişi şuradan arkadaşlar. Evet, 6630'un bütün özelliği bu arkadaşlar. Biraz videomuz uzun olmuş olabilir. Sürçülisan ettiysek affola. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.